Şimdi neredeler ve gerçekten oradalar mı ve niye, nasıl ilerliyorlar? Yani ilerlemiyorlar. Muhtemelen Çernobil'i ele geçirmişlerdi. O tamam. Hattan bir geliş var. Yani 130 kilometre değil mi? 130 kilometre. O uydu görüntüsü varsa var, aslında Abdullah Bey onun üzerinden anlatsanız belki efendim? Daha açıklayıcı da olur. O uydu görüntüsü vardır arkadaşlar. Olur olur. Tabii oradan daha güzel olur. Oradan bir takım muhakeme yapmamız gereken önemli husus var. Şimdi düşünsenize. Yani bizim güneydoğumuzda, Irak'ta, Suriye'de karşı karşıya kalınmayan çok ilginç bir fotoğraf var. Yani diyoruz ki arkadaşlar uydu görüntülerini getirebilir misiniz? Şimdi 64 kilometrelik bir derinlik. Bu ne demek? Her 50 metredeki abartarak konuşuyorum. 50 metre bir araç sığsa 1 kilometrede 20 araç demek. 64 kilometrede 1280 araç demek. Hı hı. 1280 araç. Peki 1280 araç hangi askeri birliğin envanterinde vardır? En az bir tümenden fazla. Yani bir tank tümeni olabilir, bir mekanize tümeni olabilir veya bir motorcu tümeni olabilir. Şimdi bir tümen, benim sorum şu. Ukrayna'nın içerisinde bir tümenlik bir güç, bir kol orduya da karşılık gelebilir. Nasıl elini kolunu sallayarak konvoy oluşturur ve Ukrayna içerisinde ilerler. Nasıl? Şimdi hani direnişçilerimiz vardı bizim. Bu direnişçiler nerede? Hani orduyu bakın, ordu yok ortada. Şimdi şöyle bir ordu soru niye soracağım. Yok ortada? Yani ordu nasıl şimdi, yok ortada? Mayın traktörleri de görüyoruz. Mayın, yani otomatik mayın döşeyen traktörler var. Evet. Veya iki tane direnişçi yolu kazıp içine iki tane antank mayını yerleştiremiyor mu? Yani iki tane antank başından... Bir saniye, ordu yok niye dediniz? Efendim? Ordu yok niye dediniz? Hayır, bu çok şaşırtıcı bir şey. Şimdi hani bir mücadeleden bahsediyoruz, bir savaştan bahsediyoruz ama savaşın... Bakın şunu anlarım. Belarus'un içerisinde bir konvoy... Belarus'un içerisinde bir konvoy açılıp yayılmadan, arazide açılıp yayılmadan gelebilir. Yani Ukrayna şu an bir karşı taarruz kabiliyeti yok. Yani bunu ortaya koymuyor. Ama yani Rusya'dan gelebilir. Rusya'da gelemediler diyoruz. Bir derinlik görebiliriz ama Ukrayna içerisinde 64 kilometre bir derinlik kabul edilebilir bir şey değil. Askeri kabiliyet ve kapasite açısından, irade açısından. Bir şey sorabilir miyim? Ordu yok diyorsunuz. Yani karşı ordu nerede olduğunu görmüyoruz. Burada tam görmüyoruz. Peki şöyle, bir de şunu diyoruz, Rusya'da giremedi diyoruz 48 saat. Evet, onu alamadı, diyoruz işte, tenakuz var. Yani savaş, şimdi bir yandan, şimdi ha, onu söyleyeceğim. Yani onunla ilgili bir muhakeme hatası yapıyoruz bilmeden. Yani sivil bir insanın bunu değerlendirmesi çok zor. Şimdi biz savaşın harareti içerisinde, heyecanı içerisinde, o popülist yaklaşımlar içerisinde gerçek fotoğrafı ıskalıyoruz. Sebebi ne? Şimdi taktiksel görüntüler bütüne dair, bütün stratejik sonuca dair bir şey vermez. Şimdi nedir mesela biliyor musunuz? Yani şimdi binlerce şu savaş, özellikle savaş bu alanda gidiyor biliyorsunuz. 250-270 bin kilometre karelik alanda gidiyor savaş. Şimdi burada binlerce taktiksel görüntü var. Rusya ve Ukrayna lehine aleyhine. Kimi yerde Ruslar etkili oluyorlar, kimi yerde Ukraynalılar etkili oluyorlar, kimi yerde birbirlerini dövüyor, eşit falan, böyle bir şey var. Şimdi taktiksel görüntülerin üretmiş olduğu alansal veya zamansal bir takım başarı ve başarısızlıklar var. Topluyoruz. Yani 1000 taneyi yüze düşürüyoruz. Yani operasyonel bir katman oluşturuyoruz. Bu operasyon katmandaki başarı ve başarısızlıklar üzerinden stratejik sonucu görmeye çalışıyoruz. Şimdi buna dair bir görüntüyü şu an hiçbir yerde göremiyoruz biz. Bir şey sorabilir miyim? Ukrayna ordusu şu anda asimetrik bir mücadele veya gerilla taktiğiyle mi mücadele ediyor? Yok ya, Ukrayna ordusunun büyük bir çoğunluğu burada. Şurada. Ya ve bence en büyük hata orduyu kaptırmak üzere. Kuşatıyor çünkü. Yani şuradan gelse, buradan gelse, orduyu kapatsa burada boğulur Ukrayna ordusu. 100 bin tane adam var burada. Ordunun yarısı burada. Abla Bey, Ukrayna ordusu yok, ortada yok diyorsunuz ya, ters tarafından sorayım, Ukrayna tarafından sorayım. Şimdi yukarıda mesela Belarus'u kullanarak Kiev'e yönelik kuşatmasını da planladığı nokta Belarus diye ben oradan anlıyorum. Doğuda zaten Luhansk var, Donetsk var, Donbas bölgesi var. Ya, bütün şimdi saat yönünde gidelim şöyle. Sonra Mariupol dedik, Melitopol dedik, işte Azak Denizi ile sınırını kesmeye çalışıyor. Kırım'ın üstünde Herson var, orayı kesmeye çalışıyor. Batıya geliyor, Odessa, batıya geldiniz, Ivano-Frankivsk, Lviv, buralarda günlerde çatışma haberleri geliyor. Yani ordu yok derken ne demek istediğinizi de daha net anlamak isterim. Çünkü Ukrayna şimdi, ordusunu da dört bir tarafa müdahale etmek zorunda mı bırakıyor bu durum? Şimdi her taraftan ben senin hassasiyetini anlıyorum. Bu hassasiyet bende çok daha fazlasıyla var. Yani neyi kastediyorum? Çünkü ben
mazlumun, mağdurun ve masumun yanındayım. Yok yok abla, burada, abla yok, yok, bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Türkiye burada bir ülke, bu burada yani hayır bir şey var. Doğru söylüyorsun. Burada bir ülke bir, bir emperyal hesaplar doğrusunda işgal ediliyor. Yani bir bir ülkenin geleceği yok ediliyor. Bir halkın geleceği yok ediliyor. En az ikiye bölünmesiyle ilgili bir risk fotoğrafı var. Evet. Ve yani binler bakın Rus savaş mekanizması, ölümcül savaş mekanizması daha devreye girmedi. Yani bugün görmüş olduğunuz şey diyoruz 10 kişi öldü. Bakın size bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim Rus savaş mekanizması devreye girsin. Bugünler filan bakın Allah göstermesin. Ya inşallah Ukraynalılar o masumlar bunu görmezler. İnşallah ya, bu iş bir yerde çözülür. Bu da konuşuluyor Abdullah Bey. Evet yani, mesela Rus ordusu son derece ihtiyatlı. Basit bir oradan bahsetmiyorum. Başka bir... Burada ne yaptığını görüyorsunuz. Şimdi füzelerin bak dün bir tane şey attı. İskender M attı. Nereye? İşte Kiev'in dışına attı. Bir tane radar istasyonunu, hava tespit istasyonunu vurdu. Bu Rusların başvurduğu bir metot. Aynı gün müzakereler vardı. Baskı oluşturdu Ukrayna devleti üzerinde. Siyasi irade üzerinde. Dedi ki benim kararlarım, benim vermiş olduğum, seninle ilgili almış olduğum kararları kabul et. Şimdi kabul etmezse baskıyı biraz daha arttırıyor. Adım adım. Ama kontrolü gidiyor. Çünkü her ileri doğru atmış olduğu adımın bir bedeli var kendisi içinde. Ama bir şey söyleyeceğim. 5000 tane kayıp verdi diyorlar Rus askerleri. Yani Rus ordusu ya, beceremedi. Şimdi... Putin orada boğulabilir. Putin... İşte Genelkurmay Başkanı'nı görevden alabilir. Putin tuzağa çekildi. Bunlar konuşuluyor şu anda. Rusya başarısız oldu. Propaganda bilmiyorum ama videolar var mesela. Rus askerlerini çekmişler. Bilmiyorum dediğim ben gibi. Ben de bilmiyorum. Yani mesela hepimiz, biz özellikle basın mensupları bütün bilgilere mesafeli yaklaşmak zorundayızdır tabii, böyle doğru, durumlarda. Yani, doğru. Ama şöyle videolar düşüyor karşımıza. Biz bağımsız teyit edemeyiz. Sosyal medyada gördüğümü söylüyorum. Belki arkadaşım da Akif'te rastlamıştır. Biz bunun bir tatbikat olduğunu düşünüyorduk. Gerçek bir savaş senaryosuna çekildiğimizi bunlar bilmiyorduk. Yani askerlerin videoları bu, var. Bu dediklerin teyit hepsi doğru. Teyit etme imkanı yok ama bunlar niye, var olabilir mi? Hatta doğrusu bunu 10 katını arttır. Yani Rus ordusunun zafiyetleriyle ilgili 10 katı daha büyük bir cümle kur. Bu da doğru. Niye söylüyorum biliyor musun bunu? Çünkü bu bir savaş. Ve Rus ordusu bir tane mermi atmadan dahi çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Şimdi biz savaşı hep böyle filmler üzerinden, bilgisayar oyunları üzerinden görmüş olduğumuz için... Savaşı tanımlamaktan, hissetmekten çok uzakız. Şimdi 200 bin tane askeri bir yürütün bakalım. Nasıl yürüyorlar? Abi bir şey, şimdi 1200 tane aracı bir anda yürütüyorsunuz. Gelsin uydu görüntüleri, bir şey diyeceğim. Şimdi Rusya bu kadar kayıp veriyor. Şöyle bir konvoy var. Evet, aynen böyle bir konvoy. Evet. Korkunç bir şey bu ya. Bunu nasıl mesela bunu nasıl hedef alınmıyor bu konvoy? Onu söylüyorum işte. Yani bakın şöyle çok ilginç bir şey var. Ukrayna'nın Rus ordusunun bu tür kolon hareketlerini, konvoy hareketlerini Rus ordusuna pahalıya ödetmekle ilgili çok önemli fırsatları var. Tamam ne oluyor peki yani? Bak, diyor bir ki, şey bak, mi kaçırıyoruz? Zelenski yani? Diyor ki direnişimizi devam ettirmeliyiz. Şimdi ben bu söyle diyorum ki demek ki direnişlerinde bir zafiyet var. Yani sürekli biraz önce işte bir İçişleri Bakanı'nı konuşturdu. O da aynı şey, direnişimizi devam ettirmeliyiz. Demek ki onların direniş diye tanımladıkları ve halkın üzerine inşa etmeye çalıştıkları bu varlık mücadelesinde sıkıntı var. Bunu ben böyle okuyorum. Şimdi ve buradaki kolonla bunu birleştiriyorum. Böyle bir konvoy gerçek bir savaş alanında hareket edemez. Çünkü sonuçta siz bir sürü özel kuvvet unsurunuz var, bir sürü yeraltı unsurunuz var, bir sürü direniş unsurunuz var. Burası sizin vatanınız. Şimdi bu vatana... Açık hedef değil mi bunlar? Açık hedef. Şimdi hayır, yapacağı şey çok basit. Hani şeye falan girmiyorum. Yani teknik imkan ve kabiliyetler kısmına girmiyorum. TB2 kısmına girmiyorum. Ama bir şey söylüyorum. Tabii silahlarla yani, bile vurursun bunu. Burada şimdi ne yaparsınız? Biraz önce bir iki tane mayını, antitank mayını gömersiniz. Öndekini patlatırsınız. Tıkanır konvoy. Bir de arkadakini patlatırsınız. Sıkışır konvoy. Ondan sonra... Ortadan roket atarsınız, menpes atarsınız. Vurduğunuz zaman bir tane neredeyse biz bir hocam kaçar. Başka bir şey daha söyleyeceğim. İki tane araç yandı. Ben Karabağ Savaşı'nda çok ilginç şeyler gördüm. Abi bu nedir abi peki? Yani Rus ordusunun inisiyatifinde gelişen bir harekat var demek bu.